Neredesin Zeynep? Neredesin? Arasam da açmaz ki şimdi. Alo. Veysel baba, ben sizin evinizin önüne geldim. Zeynep'i görmem lazım benim. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ya merak etme. Meleğin lokantadayız hep beraber. Tamam tamam, hemen geliyorum ben. Ya bir dur oğlum. Seninle ne konuştuk? Biraz sakin ol. Zeynep zaten pek konuşabilecek durumda değil. Dedesi haklı, biliyorum. Ama kendimi affettirmem lazım. Ne olur. Müsaade edin, gelip konuşayım. Böyle burada elim kolum bağlı bekleyemiyorum. İyi madem. Bana bak. Fazla üstüne gitme ama, tamam mı? Zeynepciğim, çocuk başka şeye benzemez. Öyle tek başına büyütmek kolay mı kızım? Tülay'ım, Zeynep'i daha fazla yormayalım istersen. Hadi biz kalkalım, eve geçelim. Aa, yok olmaz. Böyle benim aklım onda kalır. Canım işte kız biraz dinlensin, kendine gelsin. Zeynepciğim, hadi sen de gel bizimle kuzum. Tülay abla, siz gidin. Ben sonra geleyim, olur mu? Yok yok, olmaz. Tülay'ım, ısrar etme istersen. Ha? Peki madem. Ama aklım Zeynep'te kalacak. Melek'ciğim, hadi canım, gidiyoruz. Murat, oğlum sen de şu toptancıya falan gidecektin. Akşam olmadan hallet şu işleri ama ya, değil mi? Ya baba, istersen ben ablamla burada kalabilirim. Sonra giderim. Yok ya, Feride burada zaten. Değil mi kızım? Tabii tabii, siz merak etmeyin. İyi. Tamam o zaman, öyle diyorsanız. Hadi hadi. Hadi. Ağrı kesici iğnelerini de yaptılar. Birazdan daha iyi hissedersin kendini. Neyse, benim artık gitmem lazım. Sen de kendine dikkat et, tamam mı? Sağ ol, sağ ol. Ya Gonca, neden yapıyorsun bunları? Ne yapıyorum? Yani neden bana yardım ediyorsun? Neden kurtarıp beni buraya getirdin? Sence?
Yani bunun tek bir sebebi var. O da Arzu. Senin de, benim de onunla hala görülmemiş davamız var. Sence de öyle değil mi? Neyse, sen şimdi bunları düşünme. İyileşmene bak. Geçmiş olsun. Sağ ol. Oh be. Kurtuldum sonunda şu pijamalardan. Şu yataktan. Aa. Tuğçe. Niçin kalktın sen? Ya çok sıkıldım. Dışarı çıkacağım. Dışarı. İyi de baban, babaannen. Onlar bir şey demez. Hem çok iyiyim ben, görmüyor musun? Cık. Olmaz. Kızarlar. Hem bak, sana yemek getirdim. Hadi ye. Sonra da ilaçlarını vereceğim. İstemiyorum yemek falan. Ben dışarı çıkacağım. Belki dışarıda yerim. Olmaz dedim. Hadi bir iki lokma bir şey ye. Aç karnına ilaç veremem. Ya istemiyorum. Yemek yemek de istemiyorum. İlaç içmek de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Tuğçe'cim, ne oluyor, sen niye ayaktasın? Uf baba ya, uf, bıktım. Kenan Bey, içeri bir girdim, kalkmış hazırlanıyor. Canı sıkılmış, dışarı çıkacağım diyor. Bir yemeğini de yemiyor. Güzel kızım, niye böyle yapıyorsun ha? Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor baba, hiçbir şey olmuyor. Tuğçe yat. Tuğçe sakın odandan çıkma. Sıkıldım artık baba ya. Sıkıldım, anlamıyor musun? Madem benim güzel kızım sıkılmış. Tamam o zaman. Yemeğini ye, birlikte oyun oynayalım. Ne dersin? Gerçekten mi? Söz mü? Söz. Canım babam benim. Seni çok seviyorum. Çok. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım. Oh. Ne oynayalım? Bilmem. Sen ne istersen. Ben bisiklete binmek istiyorum. Sen de beni izlersin, olur mu? Tamam. Ama önce yemeğini yiyeceksin. Anlaştık mı? Tamam baba, tamam. Hadi sar. Bir an önce yemeğimi yedir. Of, çok sıkıcı. Kimse yok burada. Birazcık dışarı çıksam ne olur ki? Niye açılmıyor bu kapı? Kilitli mi? Muhsin, niye o, hazırlandın mı? Ya sen neredeydin? Arayalı bayağı oldu. Aman, Seher işte, bilmiyor musun? Akşama kadar yine çenesi durmadı. Bütün mahallenin dedikodusunu anlattı durdu ha. Ya şey diyeceğim, benim kalın bir lacivert kazağım vardı. Bakındım ama bulamadım, nerede? Ya sen şimdi ciddi ciddi Adapazarı'na mı gidiyorsun? Öyle valla, Seyfi abi aradı işte, nakliyat işi var dedi. Hemen hazırlan, çık gel dedi. O kadar yol tepeceksin. Yine geçen seferki gibi 3 kuruş eline tutuşturup gönderecekler mi seni ha? İyi, git madem. Hem sana bir değişiklik olur. Ayşegül de yok zaten. Hay.
Benim kocam paramı kazanacakmış ha? Çalışmaya uzaklara mı gidecekmiş? Şşş! Özleyecek misin beni? Nurten, lacivert kazak dedim, bakınmadın ama. Aman be! Sana da yaranılmıyor ha! Demek ki Tülay ablalar son anda yetişemeseydi, siz... Zeynep. Biliyorum. Bana hangi yüzde geldin diye soracaksın. Ama seni görmek zorunda. Sen artık benim için hiçbir şey yapmak zorunda değilsin, tamam mı? Gitme. Yalvarırım, gitme Zeynep. Ne olur dinle bir beni. Sen beni dinledin mi? He? Necdet'in evine neden gittiğimi açıklamaya çalışırken... ya da hapishaneye gelip sana açıklama yapmaya çalışırken... bir kez olsun dinledin mi beni sen? Zeynep, ne desen haklısın. Berbat bir haldeyim. Necdet'e Erkut'ta olan fotoğraflarını getirmişti. Onları görünce kafam çok karıştı benim. Daha da kötü ya zaten. Sen benim söylediklerime inanmak yerine Necdet'in getirdiği abuk subuk fotoğraflara inanmayı tercih ettin. Biliyorum. Çok büyük hata yaptım. Erkut'un seni tehdit ettiğini, sana zorla bir şeyler yaptırmaya çalıştığını düşünemedim ben Zeynep. Sana güvenmeliydim. Sen sadece bana değil, çocuğumuza da inanmadın Selim. Bebeğim. Selim lütfen git. Zeynep, yapma ne olur, yalvarıyorum. Erkut. Erkut. Şerefsiz. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Bunların ne hesabını soracağım sana. Prenses, montunu da giydirelim. Hadi bakalım. Hulle, canım babam benim. Ama anlaştığımız gibi, fazla durmak yok. Bisiklette fazla hızlı sürmeyeceksin. Tamam baba, tamam. Kısacık süreceğim, söz. Hadi bakalım. Erkut! Aç kapıyı! Çık karşıma, aç kapıyı! Erkut! Oo, kimleri görüyorum. Kurtulmuşsun çukurdan. Erkut nerede? Hangi yalanlarla adalet yanıttığını çok merak ediyorum. Bırak zırvalamayı. Erkut nerede, onu söyle. Bilmiyorum. Çekil şuradan. Ne yapıyorsun sen ya? Neredeyse çık ortaya Erkut! Ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Şimdi ev mi basıyorsun? Kes sesini! Erkut nerede, çabuk söyle bana. Bunu niye bana soruyorsun? Karına sorsana, o daha iyi biliyordur. Sen tam bir yılansın. Zehirli bir yılan. Ama merak etme, kendi zehrinle boğulacaksın. Çek elini üstümden. Defol git, Erkut falan yok burada. Erkut, neredesin? Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim. Erkut! Boşuna arıyorsun. Aradığın adam burada değil. Erkut, çık karşıma! Ya sen beni duymuyor musun? Hangi farelerini sakladın ha onu? Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin hapiste? O bu evin sadece bir çalışanı. Evet, kafayı yedim. Eğer elimde kaybedecek bir şeyim kalmazsa, o zaman kork benden. Duydun mu? Hepiniz korkun!
Çabuk. Tamam kızım, sakin ol. Ya ne yapayım? Çok heyecanlandım. Ya günler sonra dışarı çıktım ben. Ah be. Ama çok yorulup terlemek yok, anlaştık mı? Tamam baba, tamam. Sen şimdi şurada dur, beni izle. Görelim bakalım marifetlerini. Fazla hızlanmak yok ama. Tamam baba, tamam. Hızlan. Sen izle. Baba bak, bak şimdi nasıl deniyorum. Kenan, telefonun çalıyor oğlum. Geliyorum anne. Nereye baba? Hemen geleceğim kızım. Ama daha tam tur dönüşümü gösterecektim. Uf ya. Neyse, ben de altı süper kahramancılık oynarım. Bekle beni BMX, geliyorum. Bulacağım seni. Ne pahasına olursa olsun bulacağım seni. Şerefsiz. Gördüm ki. Perde kımıldadı. Orada biri var. Elif? Elif? Sen yaşıyorsun. Sen gerçeksin. Demek buradasın. Ne oldu? Beni mi arıyorsun? Hapiste ayrı kaldığın için özledin mi yoksa? Kes sesini! Bana bak. Benle öyle atarlı giderli konuşma. Ne yaparsın? Ha? Konuşursam ne yaparsın? Yok. Hapis sana yaramamış. Sakinleşeceğine iyice kudurmuşsun sen. Zeynep'e nasıl şantaj yaparsın sen ha? Ne şantajı? Numara yapma bana. Sen zorlamışsın Zeynep'i boşanmaya.
Adam mısın sen? Yok öyle bir şey koçum. Yemişler seni. Bir de beni sen çıkartmış gibi konuşmuşsun ona. Sen de inandın bunlara öyle mi? Hala konuşuyor. Zeynep sana ne söyledi bilmiyorum ama... Zeynep'in adını sakın ağzına alayım deme. Bak koçum. Karım bana kendi rızasıyla geldi. Hem de defalarca. Ben onu hiçbir şeye zorlamadım. Kes sesini, kes! Dışarıda buluşmamızı da o istedi. Kaç defa omzumda ağladı kızcağız senin yüzünden. Ben teselli ettim onu, ben. Ben kaldırdım ayağı. Yalan söyleme lan! Hayvan herif, yalan söyleme! İster inan, ister inanma. Karın senden çoktan vazgeçmiş birader. Benden söylemesi. Hey! Hey, iyi misin? Uyansana. Uyan hadi. Ne yapacağım şimdi? Of, kimse yok mu buralarda? Anlıyorum. Aha. O sözleşmeye göre dediğiniz maddelerin geçer hükmü yok o zaman. Anladım. Peki ne yapabiliriz bu durumda? Ne işin var ha? Ben sana odadan dışarı çıkma demedim mi? Ama şey... bir kız... Konuşma! Ama Seher abla... Ya seni bir gören olsaydı? Ne olacaktı ha? Çocuk vardı. Odaya geldi. Ne çocuğu kız? Ne diyorsun sen? Kim olduğunu bilmiyorum. Nerede peki şimdi? İçeride. Diyorum ya, odada bayıldı. Bayıldı mı? Hı. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. Ay. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi ya? Yürü kız. Yürü. Geberteceğim lan seni, geberteceğim. Bırak lan. Bırak. Karımı boşanması için tehdit edersin ha? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim, hadi şerefsiz. Bırak lan. Bırak. Adam mısın lan sen? 25 para etmez adamın tekisi. Zeynep bana kendi isteğiyle geldi. Duyuyor musun? Bu gerçeği asla değiştiremez. Son nefesini vermek istemiyorsan sus! Ne oldu? Gerçekleri duymak zoruna mı gitti? Ne diyorsun lan sen? Zeynep'e de inanmıyordun. Ne oldu? Karla konuşuyor. Asıl karın... Konuşma lan! Asıl karın kendisini bırakmamı istemiyor. Onu ne yapacağız? He? Şimdi geberttim seni. Ay! Ne oldu bu çocuğa ya? Niye ayılmıyor bu? Bilmiyorum. Bana bak kız. Yoksa bir yere başını falan mı vurdu bu? Bak doğru söyle. Yok. Hiçbir yere vurmadı.
Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi biri çıkıp gelse ne yapacağız biz? Sen ne dikilip duruyorsun burada? Çabuk geç içeri. Kapıyı kapat. Sakın dışarı çıkayım deme. Duydun mu beni? Tuğçe. Tuğçe. Hadi kızım ne olur. Cıbırtacağım lan seni. Selim! Selim dur! Dur! Karışma sen! Selim dur, öldüreceksin adamı! Sana defol git dedim! Selim bırak adamı! Tuğçe, Tuğçe, hadi uyan kızım ya. Tuğçe. 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 Oh. Tuğçe, Tuğçe iyi misin? Tuğçe. Ne oldu kızım sana? Ben gördüm. Elif'i gördüm. Buradaydı. Elif mi? Elif kim? Elif işte. Arkadaşım. Buradaydı, gördüm. Tuğçe. Bak, burada kimse yok. Belli ki sen hayal görmüşsün. Gördüm diyorum ya. Hadi sen gel bakayım benimle. Gel. Bana silah mı çekiyorsun? Başka türlü duracağın yoktu çünkü. Vuracak mısın beni? Beni yapmak istemediğim şeylere zorlama Selim. Defol git buradan. Bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Tek tek. Pisliğiniz de boğulacaksınız. İkiniz de. Kendi mezarınızı kendiniz kazacaksınız. Canım torunum benim. Tuğçe, yavrum ne oldu sana böyle? Seher ne oldu? Vallahi ben de anlamadım Kenan Bey. Müştemilata girdiğimde yerde baygın yatıyordu. Allah Allah. Bir de birini gördüm deyip duruyor sürekli. Gördüm. Gördüm diyorum. Kızım kimi gördün? Baba. Onu gördüm. Söylesene bir tanem kimi gördün? Elif'i. Elif'i mi?
Kızım olur mu hiç öyle şey? Ya babaanne gördüm işte. Tam karşımda bana bakıyordu. Tövbe estağfurullah. Ay ben odaya girdiğimde kimse yoktu. Aliye Hanım kimi gördüğünü düşünüyor ki? Ya neden inanmıyorsunuz bana? Elif'ti o. Tamam babacığım, sakin ol. Şey, ilaçların etkisinden böyle yapıyor olabilir mi acaba? Olabilir. Doktor ile konuşurum birazdan. Hayır baba. Gerçekten Elif gördüm. Tam karşımda bana bakıyordu. Yavrum. Elif gelmiş olsaydı niye müştemilata gitsin? Bizim onu çok özlediğimizi biliyor. Yanımıza gelirdi değil mi babaanneciğim? Allah kahretsin! İkinizi de mahvedeceğim. Yaptıklarınızın hesabını tek tek ödeyeceğim size. Feride. Of, hadi aç şu telefonu lütfen. Zeynep abla neredesin ya? Ya seni bana emanet ettiler. Ne diyeceğim ben şimdi babanlara ya? Selim de niye gelmiş? Ne istiyor senden? Bir hesabım vardı. Tutmadı. Onu sormaya gelmiş. Ne hesabı? Tıkır tıkır işleyen bir planım vardı Arzu. Selim'le Zeynep boşanacaklardı. Olmadı. Son anda Selim gerçeği öğrendi. Ne planıymış o? Boş ver. Uzun hikaye. Hem ne oldu? Hani söz vermiştin, bana yardım edecektin. Selim'le Zeynep'i ayıracaktın. Selim'le Zeynep boşanma noktasına geldiyse... ...bunda kimin parmağı var zannediyorsun? Bir düşün. Nasıl yani? Ah Erkut, ah. Hiçbir şeyden haberin yok. Yok plan şöyleydi, böyleydi diye ortalarda dolaşıyorsun. Ne diyorsun ya? Zeynep'in fularını hapishaneye ben götürdüm. Selim'e senin odanda bulduğumu söyledim. Gözünün içine baka baka. Ciddi misin sen? Ben bir söz verdiğimde tutarım. Değil mi? Bak sen şu işe. Selim Zeynep'e karşı dolduysa benim sayemde oldu. Biraz önce geldim hayatını da kurtardım. Yani demem o ki biz birbirimize her zaman lazımız. Değil mi? Niye inanmıyorsunuz bana? Eminim Elif de o, Elif. Yavrum, bak o söylediğin şey mümkün değil. Sen... Hayır babaanne, gördüm işte. Yalan söylemiyorum. Baba gerçekten Elif'i gördüm. Hatta dokundum ona. Tamam kızım, ben sana inanıyorum. Baba... O zaman birlikte bakalım Elif'e. Müştemilata gidelim. Tamam. Kendini iyi hissediyorsan, için rahatlayacaksa. İyiyim ben baba, iyiyim. Hadi. Kenan. Hadi anne. Biraz daha dinlenseydi. Of be Zeynep abla, neredesin artık? Şu telefonu aç ya. Zeynep abla neredesin? Çok merak ettim seni. İyiyim, iyiyim Feride, merak etme. Selim abiyle aranızdaki problemi çözemediniz galiba.
neredesin? Söyle ben geleyim yanına senin. Meydanın oradaki parktayım, oturuyorum. Feride, Selim'le yüz yüze gelmek istemiyorum ben. Ah be Zeynep abla ya. Babamlara da gidemem. Orada da bulur beni. Ama başka nereye gidebileceğimi de bilmiyorum. Madem seni kimsenin bulamayacağı bir yere gitmek istiyorsun, benim aklımda bir yer var aslında. Orada seni kimse bulamaz. Neresiymiş orası? Dur ben yanına geleyim, o zaman konuşuruz. Tamam, tamam. Feride. Nereye böyle? Ya Murat, ben bir yere kadar gidip geleceğim. Ya tamam da Feride, nereye gidiyorsun? Hem ablam nerede? Ya ne oluyor, söylesene. Ya tamam, söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin, söz ver. Tamam, söz. Anlat hadi. Ben bisikletimle buraya kadar geldim. Böyle perde oynadı birden. Sanki içeride biri vardı. İçerideki Elif'ti baba. Ben önce anlamadım. Sonra merak ettim. Müştemilata koştum. Oradaydı baba. Elif oradaydı. Tamam bir tanem. Sen sakin ol. Şimdi içeri girip bakacağız. Hadi gel. Güzel kızım bak, gördün işte kimse yok burada. Tuğçe, bak baban doğru söylüyor. Burada kimsecikler yok. Hem biliyorsun ben burada yaşıyorum. Yani belli ki sen yanlış görmüşsün. Hayır ya, yanlış falan görmedim. Baba gerçekten Elif buradaydı. Ne olur inanın bana, ne olur. Tamam güzel kızım. Hadi için rahat etsin diye diğer odaya da bakalım. Olur bakalım. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi? Bak kızım. Gördün mü kimse yok işte. Nasıl yok ya? Nasıl? Hadi Tuğçe'cim. Çıkalım artık. Ama... Hadi kızım. Hadi Tuğçe'cim. Aferin kız sana. Zeynep abla ne yapıyorsun bu soğukta böyle? Üşüteceksin. Ya hem kendine hem bebeğe yazık değil mi? Ne yapayım? Nereye gideceğimi şaşırdım. Hadi gidelim. Daha fazla durmayalım burada. Nereye gideceğiz ki Feride? Dedim ya, seni kimsenin bilmediği bir yere götüreceğim. Gidince görürsün. Feride. Çok sağ ol. Hadi gidelim, donacaksın burada. Hadi.
Hadi kızım. Hadi koy başını yastığa, dinlen. Baba, Elif oradaydı. Gözlerimle gördü. Bir tanem. Hadi uyu artık. Bak, demek ki tam anlamıyla iyileşememişsin. Ayağa kalkmakta acele etmişsin. Yorgunsun hala. Hadi uyu bir tanem. Yorgun falan değilim. İyiyim ben. İnanmıyorsun bana, değil mi? Kızım. Tuğçe'cim, ne olur yorma beni daha fazla. Ya baba, gözlerimle gördüm diyorum işte. Gördüm, gördüm. Tuğçe. Bir tanem, niye böyle yapıyorsun ha? Niye beni üzüyorsun? Ne olur sen de beni anla biraz. Keşke Elif de burada olsaydı. Keşke o da yanımızda olsaydı. Hadi yum gözlerini bir tanem. Hadi uykuya dal benim güzel kızım. Ellerimde bir çare, hüzün tükenip